Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. La ekranlarından Renksizsiniz programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı konu ve konuklarımla ekranlarınıza misafir olacağız. Ve bu haftaki konumuz çocuk suçluluğu. Ve konuğum benim için çok değerli bir insan, uzman psikolojik danışman sevgili Anıl Sayılır. Hoş geldiniz Anıl Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle belirtmek isterim ki programımızda konuk olduğunuz için çok mutluyum, çok mutluluk duyuyorum. Çünkü benim için yeriniz çok ayrı. Çok teşekkür ederim. Bunları duymak çok gurur verdi bana. Teşekkür ederim. Dilerseniz konumuza geçmeden önce sizi biraz tanıyalım. Ben Anıl Sayılır, uzman psikolojik danışmanım. Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde, Lefkoyupay Üniversitesi'nde uzman psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 7 yıldır üniversitemizde görev yapmaktayım. Öğrencilerimizle birlikte gerek bireysel gerek grup terapileri ve bunun yanında birçok etkinliklerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Yalnız öğrencilerimize değil, Lefke Avrupa Üniversitesi ailesine hizmet veriyoruz. Gemi Konağı'nda doğdum, büyüdüm. Lise hayatım burada geçti. Eğitim hayatım liseye kadar burada geçti. Ondan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra şu anda doktora eğitimimi tez aşamasında tamamlamaya çalışıyorum. Çok güzel. Bir tane küçük bir kızım var. Evliyim. Allah başlasın. Teşekkür ederim. Evet, adamızda gün geçtikçe nüfus artmakta ve suç oranı da buna rağmen yükselmektedir. Evet. Ve ne yazık ki suç oranının büyük bir kısmı sanırım çocuklarımız tarafından işleniyor. Bu konuyla ilgili nasıl bir giriş yapmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? Aslında hani çocuk suçluluğu konusunda master, yüksek lisans tezim olarak çalışmaya başladığım bir konu. İlk kez çalışmaya başladığımda ve araştırmaya başladığımızda bu konuyla ilgili çok fazla bir elimde veri olacağını düşünmemiştim. Hatta ben bir atva işte danışmanımla, tez danışmanımla bu konuyu tartışırken ben bir 10 yıllık bir çalışma yapmak istiyordum. Tez danışmanım dedi o kadar büyük tutma. Yani 5 yıllık dedim. 5 yılda ne kadar bir şey olacak ki çocuk suçluluğu? Çocuktan bahsediyoruz. Ergen veya yetişkin suçluluğundan bahsetmiyoruz. Pek bence bir araştırmanı başlat, ondan sonra karar veririz diye başladık yola. Bu yola çıktığımız zaman hani 5 yıllık bir araştırmanın sonucunda 680 çocuk suçluluğuna, yani mahkemeye intikal eden 680 çocuk suçluluğuna ulaştık. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Yani hayal kırıklığı derken çocuklarımızın bu düzeyde olması ve tabii ki bunun yanında yaptığımız polislerle iletişimde veya mülakatlarımızda ortaya çıkan aslında 680'den çok daha fazla olup da yalnızca 680'inin bir mahkemeye intikal etmesinden bahsettiler. Bir o kadar daha büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ve araştırma konumu bu şekilde tamamlamış oldum. 5 yıllık bir araştırmaydı. 2001-2005 yılları arasında işlenen 0-18 yaş grubu çerçevesinde olan tüm çocukların Kıbrıs'taki bütün mahkemelerde dosyaların incelenmesiyle yola çıkıldı. Çocuk suçluluğu aslında ne kadar saf ve temiz olan kişilerin hani bu boyuta belki itilmesi, belki öğretilmesi, yönlendirilmesi, özellikle hani çok fazla da şey yapmıyorum ama hani dış etkenlerin buna öncülük yapıp da çocuğu çocuk suçluluğuna, suçluluğa itmesinin nedenlerini hani görmek aslında üzücü bir yön. Ama güzel bir tarafı da ilk yapılan bir çalışmaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez bu kadar kapsamlı yapılan bir çalışmaydı ve biliyorsunuz her araştırma bizim için bir tane bir önleme bir veya değer, bir kesinlikle bir değer oluşturur. Dolayısıyla aynı zamanda hani üzücü yönlerinin yanında belki biraz da rehber olma. Gerek mahkemelerimize, çocuk mahkemelerimize gerekse siyasi boyutlarda olan üst makamlara bir yerde bir önderlik olma yönünde olan bir çalışmaydı. Büyük bir ekibin çalıştığı bir çalışmaydı.
Hani belki onlardan yola çıkarak bugün sizin sorularınıza cevap verme yoluna gidebilirim. Hani gerçekten çok ilginç ve çok büyük boyutlara ulaşmışsınız hani çocuk suçluluğu üzerine. Hani inanılmaz rakamlar bunlar. Hani Kıbrıs dediğimiz zaman, hani Kıbrıs'a bakılırsa. Peki bu çocukları suça iten faktörler nelerdir? Yani hangi sebeplerden dolayı bu çocuklar hani ne oluyor da bu suça itiliyorlar veya yöneliyorlar? Dünya araştırmalarına baktığımız zaman bunu iki boyuta ayırıyorlar. Biyolojik etkenler ve çevresel faktörler diye iki boyuta ayırıyorlar. İşte biyolojik faktörler de çevresel, biyolojik faktörler de biyolojik, kalıtsal ve psikolojik nedenler diye bunu ayırabilirsiniz. Çevresel faktörlere baktığımız zaman bir aile, bir okul, iş ortamı veya göç, kentleşme, veya bunların dışında kalan diğer etkenlere, faktörlere giriyor aslında. Yurt dışında yapılan çalışmalarda biyolojik etmenler, yani kalıtsal olan etmenlere veya psikolojik dediğimiz, işte kriptoman dediğimiz birçok psikolojik rahatsızlıkların nedenleri görülebiliyor. Ama maalesef bizim yaptığımız çalışmaların etkenlerinde, faktörlerinde, çocuğu suça iten faktörlerde çok fazla da önem noktası oluşturmadı biyolojik faktörler. Daha çok çevresel faktörler göz önünde bulunduruldu. Tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi genetik dediğimiz, işte anne babanın taşıdığı birçok özelliklerin çocuğa geçmesinden, kalıtım nedenler. Aileden gelen. Aileden gelen kalıtsal özellikler. Veya psikolojik dediğimiz birçok nedenlere bağlı çıkan, ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklardan veya biyolojik etmenlerden dediğimiz faktörleri oluşturabiliyoruz. Çevresel faktörlerde biraz ailenin yetiştirme, eğitim, ailenin verdiği, çocuğa verdiği eğitim, yetiştirme şekli, tarzı. Çevresel faktörlerde işte çocuğun komşusu veya okula katı, okuldaki çevresi, arkadaş çevresi, okul ortamı. Yine aynı şekilde göçlerimiz çok büyük bir önem kazandırıyor yine. Daha çok bizim çok fazla iç göçlerimiz değil de dış göçlerimiz çok ön planda. İç göçlerin, dış göçlerin getiri gelmesi, işte dış göçler derken farklı bir kültürden, farklı bir kültüre geçerken yaşanan adaptasyon, gerek ailenin gerekse çocuğun yaşadığı adaptasyon, okul adaptasyonları, uyumları. Uyum süreçlerinde yaşanan problemler, ekonomik sorunlar, bunlar çok büyük bir baş göstermekte diyebiliriz. Peki suç işleyen çocukların mutlaka illaki bir problemi, bir sıkıntısı vardır. Hani o yüzden bu suça yönelmiştir diyebilir miyiz? Yani illaki bir problemi mi olması gerekiyor bu suçu işlemesi için? Şimdi aslında baktığınızda hani altında tabii ki nedenler vardır. Biraz önce saydığımız birçok faktörler. Bu faktörlerden bir tanesi çocuğu suça itiyor. Hani problem bazında bakmamak lazım. Neden problem bazında bakmamak lazım? Çocuğa ne öğretirseniz onu alırsınız. Yani hani hepimiz mutlaka küçükken komşunun bahçesinden gidip de bir erik koparmış insanlar olabiliriz. Yani koparmışızdır. Veya işte izinsiz bir şekilde yeni dünyasından kesip yemişizdir. Dolayısıyla hani siz çocuğa onun bir hırsızlık olduğunu öğretmiyorsanız, onun hırsızlık olduğunu veya suç olduğunu bilmiyordur. Dolayısıyla hani bir problem, illaki bir problem yatmıyor ama etkenler yatıyor diyebiliriz. Yani ailenin faktörü aslında, hani ailenin önemi burada ortaya çıkıyor. Tabii ki. Çocuğa tabii ki. Model olma gibi. Bizim yaptığımız çalışmalarda da bunu çok bariz bir şekilde görmek mümkün. Daha çok biraz önce de bahsettiğim gibi biyolojik faktörlerden çok bizim çevresel faktörlerimiz çocuğu suça itiyor. Yani 680 çocuk üzerinde yaptığımız araştırmada bu bulgulara rastladık. Hani bu bizim için özellikle ailenin göç almış, özellikle dış göçlerden göç almış ailelerin çocuklarının suça intikal ettiği göz önünde bulunduruluyor. Yine ailenin eğitim durumunun düşük olması, yine ailenin ekonomik durumunun düşük olması, gelir düzeyinin düşük olması en büyük
etkenlerimizden, problemlerimizden bir tanesi. Çocuk aslında ailenin söylediğini değil, yaptığını yapar her zaman. Aileyi model alarak büyür her yerde. Dolayısıyla biz her zaman diyoruz ki aile faktörümüz bizim için çok önemlidir. Ailenin eğitim durumunun yanında anne babanın bir anne baba olma okulunu eğitimini alması çok önemlidir. Yani biz eğitim durumundan bahsederken tabii ki ailenin hangi eğitim düzeyinde olması bizim için önemli veya bir küçük bir ipucu olarak ortaya çıkabilir. Ama bunun yanında eğitim, anne baba eğitimi, anne baba olabilme özelliklerine sahip olabilme, eğitimi verilmesi veya eğitimi olması bir ailenin çok daha farklı ve çok daha verimli bir sonuca ulaşmanın verdiği bir durumdur aslında. Hani dediğiniz gibi biraz önce izlediğimiz küçük çalışmada da görüleceği gibi çocuklarımız bizim söylediğimizden daha çok bizim davranışlarımızı model alan çocuklardır. Dolayısıyla anne babanın bu konudaki her davranışı yalnızca çocuk suçluluğunda değil, bir sigara kullanımında olsun, bir alkol kullanımında olsun veya hani herhangi bir işte tartışma ortamındaki anne babanın verdiği tepkiler olsun, her durumda çocuk bunları müthiş derecede gözlemleyebilen, her şeyi kaydeden ve kayıtların doğrultusunu hareket veya davranışa döken bir mekanizmaya sahiptir. Dolayısıyla biz çocuğumuzu ne kadar model, örnek davranışlar gösterirsek çocuğumuz o şekilde bizi model alacaktır. Biraz önce de gördüğümüz gibi kızıyorsanız kızar. Çocuğumuz kızmayı öğrenir. Seviyorsanız sevmeyi öğrenir. Kendinizi güzel bir dille ifade edebiliyorsanız kendini ifade etmeyi öğrenir. Güvenebiliyorsanız güven duymayı öğrenir. Yani her aşamada aslında tabii ki kalıtsal etkenler de bizim için çok önemli ama ben her zaman şeye de inanmışımdır. Çevresel faktörlerin ve özellikle aile faktörünün çocuk üzerindeki eğitimin, çocuk gelişimi üzerindeki büyük bir önemi olduğunu her zaman vurgulamışımdır. Dolayısıyla her zaman hani söylediğimizi değil, çocuklarımız yaptığımızı yaptığı için bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız gerekiyor. Ve onun doğrultusuna daha dikkatli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani hani şöyle bir şey hepimizin hayatında olur. Hani kola sağlığa zararlıdır, çocuk için zararlıdır dediğimiz zaman, asitli içeceklerin veya zararlı olduğunu söylediğimiz zaman çocuk onu alabilir. Ama kalkıp siz karşısında hani çocuğa sana meyve suyu ben bunu kola içebilirim, içeceğim. Hani birlikte bu paylaşımda bulursanız o çocuğu siz çok kolay inandıramazsınız. Ve çelişkiler yaşar. Ve, yani kola zararlıysa sen neden içiyorsun? Evet, aynen öyle. Dolayısıyla hani yaptığınız davranış, söylediğiniz sözü onaylar, destekler nitelikte olması gerekiyor ki çocukta daha kalıcı etkiler yer alabilsin. Çocuk suçluluğunda da aynı şekilde. Hani aman babacığım hırsızlık kötüdür, kesinlikle bunu alamazsın ya da anneciğim bunu alamazsın dediğiniz zaman ya da izinsiz aldığın zaman hırsızlık olur ve çok büyük bir suç olur dediğiniz zaman fakat yolda yürürken çocuğunuzla kalkıp bilmediğiniz bir bahçeden küçük bir portakal kopardığınız zaman çocuk burada bir çelişki yaşayabiliyor. Hangisi doğru? Bu yapılan acaba hırsızlık davranışı değil mi? Babam yapmışsa ve ceza almamışsa bu çocuk bu kesinlikle suç kavramı değil. O zaman ben de yapabilirim. Ben de izinsiz yapabilirim. Evet ve daha sonra büyüdük sonra bu suç olan olguyu daha sonra büyüdük sonra ayrımını yapamaz. Kesinlikle yapamazsınız. Dolayısıyla hani küçük çocukta bazen bir şeyleri göz yumabiliyorsak yumuyorsak büyüdüğümüzde de göz yummamız gerektiği durumudur bu. Çünkü çocuk onu o şekilde alıp ilerletiyor. Ama siz buna göz yummuyor, bunu ikaz ediyorsanız, hitap edebiliyorsanız güzel bir şekilde anlatabiliyorsanız çocuğa bu davranış sönüp onun bir suç olduğunu, yapılmaması gereken bir davranış olduğunu ona daha etkili bir şekilde göstermiş olursunuz aslında. Hani şu noktada bunu sormak istiyorum. Hani genelde aileler bunu çok yaşar özellikle küçük çocuklarda. İşte hani bir eve misafirliğe gidilir ve hani çocuk işte
çok beğendiği işte ev sahibinin çocuğunun oyuncağını alır. Hani çok beğenmiştir ve gizlice bunu alıp işte cebine koyar veya işte montuna saklayıp eve getirir oynamak amacıyla. Ve ardından hani ailenin tepkisi çok farklı olur kimi ailelerde. Hani en doğru şekilde bu çocuğa nasıl anlatılabilir? Yani bu davranışının yanlış olduğu veya hoş bir şey olmadığı çocuğa nasıl bir dille Aslında anlatılabilir? çok güzel bir, aslında çok fazla yaygın olarak yaşanmış olan bir durum. Yani ailelerimizin her çocuk yetiştiren annenin babanın bu durumu yaşayabildiği bir durum aslında, olay aslında. Hani çok güzel bir noktaya değindiniz. Baktığınızda çocuk orada dediğiniz gibi onu çok sevmiştir, çok benimsemiştir ve onu yanında götürmek istiyordur. Çünkü ondan ayrılamama duygusunu bir türlü yenememiştir ve çocuklarda özellikle küçük çocuklarda 0-5 yaşlarda ben duygusu müthiş derecede hakim olan bir duygudur. Yani senin duyguların, ben senden oyuncağı almışım. Senin duyguların benim için önemli değil. Ben haz duygusu, kendimi tatmin edebilme duygusu çok hakimdir küçük Ben bu çocuklarda. oyuncağı sevdim, Dolayısıyla bunu alabilirim. düşünemez çocuk. Ve hani suç boyutunu bırakın, bu duyguyu düşünemiyor zaten. Yani karşı tarafın üzülebileceği duygusunu düşünemiyor. Dolayısıyla alıp eve gelindiği zaman hani bir anne babanın bunu kızması yerine işte sen ne yaptın, onu niye aldın, sen hırsız mısın, hırsız çocuklar yapar bunu, hemen gidip özür dileyip bunu geri vermen lazım gibi azarlamalar yerine hani kalkıp burada çocuğun duygusunu anlamak gerekiyor. Çocuğun duygusu nedir? Hani bir ona dönmek gerekiyor. Yani çocuk neden bu davranışı sergiledi? Niye Bunun alma ihtiyacı neden duydu? ihtiyacı duydu? Çünkü çok sevmiştir ve bir yakınlık kurmuştur. Bunu onu anladığımızı dile getirerek, yani biliyorum anneciğim, bunu çok sevdiğinin farkındayım ve çok beğendiğinin de farkındayım. Onu seninle birlikte gelmesini çok fazla istediğinin farkındayım. Oyuncağınla, orada oyuncakla bunu oynarken çok güzel fark ettim. Ve onu ne kadar çok sevdiğini de görüyorum. Yalnız bunu aynı şekilde arkadaşın, evde oyuncağını aldığımız arkadaşın da bunu senin gibi seviyordur. Dolayısıyla hani o bunun senden alındığı zaman yaşayacağın duyguları o da şu anda yaşıyor olabilir ve çok üzülmüş olabilir. Duyguyla ve ben diliyle ve tamamıyla karşı tarafı anladım mesajı vererek çocuğunuza bir şeyler aktarabiliyorsanız zaten onu kazanmışsınız demektir. Ve daha sonra hani birlikte bunu ifade ederek, karşı tarafa ifade ederek onu geri alınan oyuncağı geri teslimini yapıp da hem çocuğunuzu anlama, hem duygularına ortak olma, belki birazcık yaşadığı o küçük acısına ortak olma, paylaşımlarda bulunma, hem de yaptığı davranışın yanlış olduğunu bir yerde ifade ederek çocuğu çok daha kolay kazanıp davranışının tekrarlanmasını azaltıyoruz aslında burada. Yani hani biz çocuklarımıza işte sen hırsız mısın, sen dilini sürekli sen azarlayıcı, suçlayıcı ifadeler kullanmak yerine ben dilini kullanarak duygularını anladığını ve paylaştığını, aynı duyguyu belki de senin de paylaştığını ifade ederek yaklaştığımız zaman zaten çocuk orada çözülüyor. Yani bir yerde hem karşı tarafı anlama potansiyeline sahip oluyor, hem de kendi duygularını paylaşıldığı için müthiş derecede bir iç huzura kavuşuyor. Annem beni anlıyor. Neden bu bebeği aldığımı biliyor. Önem veriyor bana, duyguları Ve yoğunlaşıyor beni ve suçlamıyor en basitiyle. Kesinlikle. Ve aynı zamanda bunun bir suç olduğunu daha basit ve güzel bir dille ona ifade edebiliyorsunuz. Yani hem yaptığı davranışın güzel bir davranış olmadığını hem de kendini iyi hissettirmeyi başarabiliyoruz bu Kesinlikle, şekilde. kesinlikle. Evet, çok güzel anlattınız aslında. Ben dili çok önemli. Hani çocuklarımızla olsun veya biz kendi iletişimimiz içerisinde kendi yaşlarımızda veya kendimizden büyük insanlarla da aynı iletişimi kullanırsak sanırım hani daha mutlu insanlar olabileceğiz bunu Kesinlikle. başarırsak. Aslında yani sen ben dili yalnızca çocuklarımıza karşı kullanabileceğimiz bir dil değil. İletişimde çok etkili olan bir dil. Aynı zamanda işimize, iş çevremizdeki arkadaşlarımıza veya müdürlerimize veya yine aynı şekilde bizim çevremizdeki
kendi dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hiç tanımadığımız insanlar, hiç fark etmiyor. Ben dilini ne kadar etkili bir şekilde kullanırsak aslında o kadar kolay bir iletişim sağlamış olur. O kadar güzel paylaşımlarda bulunmuş oluruz ki bu da iletişimi müthiş derecede artıran bir durum oluyor. Kıbrıs'taki durum nedir? Yani diğer ülkelerde yapılan araştırmalarla Kıbrıs'ı karşılaştığımız zaman nasıl bir sonuca ulaşmışızdır? Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi biz 680 çocuk dosyasına ulaştık. Bu çocuk dosyaları incelendiğinde, suçlu çocuklar incelendiği zaman 5 yıl içerisinde, daha doğrusu 2001-2005 yıllar içerisinde 680 çocuğa ulaşılmış oldu. Baktığınızda bir Türkiye'ye bunu kıyasladığınız zaman müthiş derecede az olduğunu görürsünüz ama nüfus oranlarına bakıldığı zaman aslında çok yüksek bir oranla karşılaşıyoruz. Oldukça tehdit edici bir durum ortaya çıkıyor. Neden? Bizim nüfusumuz Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusuna baktığınız zaman ve aynı zamanda çocuk oranına baktığınız zaman 680 çocuk oldukça yüksek bir çocuk oranı, suçlu oranı. Dolayısıyla kesinlikle göz ardı edilmeyecek, edilemeyecek bir rakamla karşılaştık. Bununla birlikte önlem alınması gereken, acil önlemler alınması gereken durumlarla bir karşılaşmalar söz konusu oldu. Hani neden? Baktığınızda şu anda bizim çocuk mahkemelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çocuk mahkemeleri yer almıyor. Yani çocuklar için ayrı bir ceza yasası yok, yok tabii ki. Yok, kesinlikle yok. Hani baktığınızda küçük maddeler yer alıyor 18 yaş altı olan çocuklarda. Ama hafifletici sadece. Küçük maddeler yer alabiliyor ama bildiğimiz çocuk yasası, çocuk suçluluğu yasası veya cezası veya mahkemesi şu anda maalesef ve çok üzgün olarak söylüyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mevcut bir sayı değil. Yine çocuklarımız büyüklerin, ergenlerin, yetişkinlerin işledikleri veya yargılandıkları mahkemelerde yargılanıyorlar. Cezalarını, hükümlerini yine aynı şekilde yetişkinlerin veya ergenlerin aldıkları ceza evlerinde cezalarını veya hükümlerini görüyorlar. Bu çok müthiş derecede tehlikeli bir durum çocuk suçluluğunda. Hani baktığınızda bir çocuk hırsızlıkla veya küçük hani suçlarla veya işte farklı bir suçla hırsızlıkla suça mahkemeden işte cezaevine girdiğini düşünelim. O çocuk daha büyük suç işleyen insanların işte kaçakçılık, uyuşturucu satma veya işte kullanma veya adam yaralama gibi suçlardan cezaevine ceza giren görmüş kişilerle aynı ortamı paylaşıyor. Dolayısıyla çocuk hani biraz önce bahsettiğimiz model alma veya öğrenme süreçlerinde orada da devam ediyor aslında. Ve o kişilerle karşılaştığı zaman gerek uyuşturucu kullanma veya satıcılığıyla veya adam yaralama veya daha farklı suçlarla giren kişilerle aynı ortamda kalıyor. Ve yeni ve suçlarla tanışma, yeni suçlarla fırsat tanışma oluyor maalesef. Evet, tanışarak tekrardan dışarıya çıkıyor. Bu bir iyileştirici, bizim rehabilitasyon dediğimiz bir süreci oluşturmuyor aslında. Aksine daha çok tetikleyici, etkileyici ve daha büyük suç oranlarını öğrenme, suçları öğrenme durumlarıyla karşılaşıp da tekrardan toplum içerisine çıkmasına sağlıyor. Baktığınızda 1974 yılında şu anda maalesef bizim rehabilitasyon merkezlerimiz yer almıyor. Dediğimiz gibi cezaevlerinde ergenlerin veya yetişkinlerin cezalandırdığı, hüküm gördüğü yerlerde çocuklarımız hüküm görüyor. Herkesle aynı konumdalar. Herkesle aynı konumda. Ama bunun nasıl olması gerekiyor? Bütün dünya ülkelerine baktığınız zaman rehabilitasyon merkezleri vardır. Yani bu rehabilitasyon merkezlerinde çocuk, birey eğitimine devam ederken psikolojik desteğini de alıyor. Psikolojik desteğini alırken bir meslek sahibi öğretiliyor. Meslek öğreniyor. Meslek öğreniyor. Ve meslek sahibi olarak dışarıya, toplum içerisine kazandırılıyor. Anne baba destek görebiliyor. Çocuğuna nasıl davranacak? Bundan sonraki süreçte onları bekleyen tehlikelerin ne olduğunu,
veya ne olabileceğini, önlemleri neler alınabileceği veya anne babaya sosyal hizmet yardımları gibi birçok süreçlerden ve birçok çerçeveden çocuğu tamamıyla rehabilite, yeniden oluşturma, yanlış davranışı düzeltme yolunda birçok eğitimler veriliyor. 1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, şu anda da Lapta Huzur Evi olarak Evet. bilinen bir yerde, o yerde aslında Rehabilitasyon rehabilitasyon merkezi. merkezi vardı. Fakat daha sonra birkaç sosyoloğun, yanlış hatırlamıyorsam, işte çocuk haklarına veya kişisel haklara aykırı gibi birçok olaylardan dolayı bu yer kapatıldı. Fakat kapatılırken hani bunun daha iyi bir iyileştirilme yoluna maalesef gidilmediği için şu anda gerçekten tehdit edici bir unsur haline gelmeye başladı bizim için çocuk suçluluğu. Ve şunu sormak istiyorum. Bu çocuklar tabii cezaevine gitmesi büyük bir travma onlar için. Hani suçu işliyorlar, o bir travma yaratıyor ve ardından cezaevine gidiyorlar. Orada farklı suçlarla maalesef karşılaşıyorlar. Onlara öğrenme fırsatını yakalıyorlar ki bu ne yazık ki olumsuz olarak etkiliyor çocuklarımızı. Bir de Peki dışarı çıktıkları bu zaman. süreçte hani çocuklarımıza psikolojik destek veriliyor mu? Yoksa bu ailelerin sağladığı bir şey midir? Yok, ailelerin sağladığı bir durum değil. Yani cezaevlerine bakıldığı zaman tabii ki bir psikolojik destek, gerekli olan kişilere psikolojik destek veriliyor ama bizim çocuk suçluluğunda bahsettiğimiz olay veya istediğimiz destek bu yönde değil ki. Yani baktığınızda tabii ki çocuğun dediğiniz gibi içeriye girdiği zaman, suçu işlediği zaman, yargılandığı zaman ve cezasının hükmünü çekmek için cezaevine gönderildiği zaman 3 ayrı travma yaşıyor zaten bu çocuk. Kaldı ki bir de sosyal topluma tekrardan döndüğü zaman yaşadığı bir sosyal kabullenme problemi de Ve yaşıyor. toplum tarafından Yani baktığınızda etiketlenme. birçok, kesinlikle, ve birçok travmalar yaşıyorlar zaten. Ve bu travmalar sürecinde nasıl atlatılabilir? Yalnız çocuk değil, ailenin de büyük bir destek ve eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Fakat maalesef ve maalesef bizim buradaki sistemimizde bu söz konusu değil. Hani var demek, var diyebiliriz ama ben yok Yeterli demeyi değil. tercih ederim yani bu durum karşısında. Zaten sadece tek bir kişinin psikolojik desteği, yani tek bir psikolojik danışmanla veya psikologla olabilecek bir şey değildir. Hani dediğiniz gibi bir grup çalışması gerekir ve Kesinlikle. dediğiniz gibi işte rehabilitasyon merkezlerinin olması şarttır herhalde bu konuda. Yani baktığınızda sosyal hizmetler uzmanının bu konuda çalışması gerekiyor. Hem aileyi hem de çocuğun destek yönünden. Psikoloğun, psikiyatristin, ki gerekli olduğu durumlarda psikiyatrist de gerekiyor. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz hani biyolojik faktörlerde psikolojik etmenlerin, işte kliptomanların çalışması gereken, psikiyatristlerle birlikte çalışılması gereken bir durum. Sosyal hizmetler, psikologlar, psikiyatristler, onu bırakın, çocuk gelişimciye ihtiyacınız var. Evet. Eğitimciye ihtiyacınız var. Bu çocuk bu süreçte cezaevinde bir eğitimine devam etmesi gerekiyor. Yani bir ilk öğretim veya orta öğrenimde cezaevinde hüküm gören çocuğun okuldan uzaklaşması, eğitimine devam etmemesi gibi durumların yaratılmaması, soğuma durumların yaratılmaması gerekiyor. Yani her alanlarda birçok uzmanın çalışması gereken bir durum. Ve biz maalesef hani bunu hiçbir uzmanın çalışmadığı bir ortama atıp da daha fazla cezalarla, daha fazla suçlarla karşılaşıp, Daha fazla öğrenilip, suça yönebileceği bir ortama yönelebileceği bir sokuyoruz. ortama sokmak, hani üzgünüm ama çok özür dileyerek bu şekilde ifade etmem daha doğru olacak diye düşünüyorum. Tabii sonrasında maalesef ki bizim toplumumuzda suç işleyen insanlara karşı bir etiketleme söz konusu. İşte hemen uzaklaşma belki o insanlardan, hani o ortamdan uzaklaşma, o insanı dışlama yönüne gidiyoruz. Hani peki bu durumda neler yapılabilir? Yani o suç işleyen kişinin veya çocuğun tekrardan o topluma ayak uydurması veya o topluma kazandırılması Kazandırılması. nasıl olabilir? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki bunlar birbirine bağlantılı. Yani dediğimiz gibi bir rehabilitasyon merkezinin yapabileceği çerçevede bir çalışma yaptığınız zaman, topluma kazandırırken, toplum içerisine tekrardan geri döndüğü zaman hem kendine güvenini oluşturmuş olacaksınız.
Çünkü işte gerek bir meslek sahibi eline bir altın bilezik koyarak dışarıya koyuyoruz, bırakıyorsunuz. Eğitim hayatı devam ederek dışarıya çıkarıyorsunuz o bireyi, sosyal topluma katıyorsunuz. Psikolojik desteklerini vererek suç olgusunu hani beynindeki suç olgusunun yerini değiştirerek bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz bu çocuğu. Dolayısıyla o çocuğun dışarıdaki etiketlerle, dışarıdaki gözlerle daha güçlü bir şekilde mücadele etmesini sağlıyorsunuz zaten. Hani baktığınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok küçük bir topluma sahip. Çok herkes birbirini tanıyor. İşte bu çocuk yani bir Lefkoşa'da işlenen suçu yalnızca baş harflerini yazdığınız zaman gazetede hani çok rahat belki de bir şekilde tahmin edilebiliyor kim olduğu, kimin ailesinden geldiği. Medya da bu konuda çok önemli aslında. Kesinlikle, kesinlikle tabii ki öyle. Ve baktığınızda toplumun küçük olması bizim bu durumla mücadele etmemizi biraz zorlaştırıyor. Ama dediğim şekilde bir rehabilitasyon olayı oluşturulursa, eğitim durumları her çerçevede eğitim verildiği zaman kesinlikle bununla mücadele etmemiz ve tabii ki burada sosyal hizmetler uzmanlarının, ailelerin verecekleri eğitimlerle bu olguyu, bu durumu ortadan kaldırmamız çok daha doğru olur. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Tabii ki basın, medya, evet. Hani medya daha geniş olur. Her yönde bizim için çok önemli. Yani suç olayını etkili bir şekilde veya pardon nasıl ortaya çıkarttığı aslında çok önemlidir. Nasıl sunduğu nasıl aslında. Sunduğu, nasıl gösterdiği insanlara veya daha sonra işte dediğimiz gibi gerek medyada gerek gazete, TV'lerde, her yerde bu olguların veya bu suçun nasıl lanse edildiği bizim için çok önemlidir. Doğru bir şekilde ifade edildiği zaman önleme, suçu önlemeye yönelik çalışmalar içerisine koyabiliriz bunu. Ama yanlış bir şekilde ifade edildiği zaman hem yayma hem de suça bakış açısında bizim yaptığımız bu birçok işte çalışmaları bir yerde azaltmaya yönelik negatif yönde bir etkisi söz konusu olabilmektedir. Önünü kapatıyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Peki tekrar araştırmanıza dönecek olursak, Kıbrıs adasında hani bu yerde daha yaygındır veya şu bölgede diğerine rağmen daha düşük bir orana ulaştık diyebilir miyiz? Veya bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle bir şey, yaptığımız çalışmalarda hani yurt dışında yapılan çalışmalara baktığımız zaman gördüğünüzde şey genelde böyle köy yerlerini, kentlerden uzak kasabaları, küçük yerlerin, küçük yerleşim yerlerinde suçun daha fazla işlendiği ortaya çıkmıştır çocuk suçluluğundan bahsedersek. Kıbrıs'ta bu söz konusu değil. Neden diye baktığınız zaman çok fazla şehir hayatıyla köy hayatı bizde çok fazla ayırt edici bir durum söz konusu değildir. Yani baktığınızda köy hayatıyla şehir hayatı çok benzer özelliklere sahip birer, özelliklere sahip bir kurumdur, şey yerleşim alanlarıdır. Ama bir Türkiye'ye baktığınız zaman bir köyle bir merkez, şehrin çok daha farklı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gerek eğitim kurumları, gerekse sağlık hizmetleri, verilen sağlık hizmetleri açısından bakıldığı zaman çok fazla uç şeyler görebiliyoruz. Dolayısıyla biz daha çok bunu çok fazla gözlemlemedik. Köy hayatı, şehir hayatı tamamıyla şehirlerimizde ortaya çıkan suç durumları ortaya çıkmıştır. Baktığınız zaman Malsa bölgesi çok yüksek oranda çocuk suçluluğunun yaygın olduğu bir bölge olarak ortaya çıktı. Hani bunun nedenlerine baktığımız zaman Malsa bölgesinin müthiş derecede dış göç olayına veya iç göçler aldığı bir bölge olduğunu gözlemledik. Diğer bölgelere göre daha fazla. Kesinlikle en fazla Malsa bölgesinin aldığını gözlemledik. Dolayısıyla yapılan çalışma sonucunda
göçlerden kaynaklı suç oranı yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yani farklı kültürlerden gelen tabii ki biraz insanlar. önce bahsettiğimiz adaptasyon problemleri, uyum süreçleri, farklı kültürlerde gerek aynı dili konuşun, gerekse farklı dili konuşulsun. Çok farklı kültürel özelliklere sahip, hani kendi içimizde bile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bile baktığınızda batısıyla doğusu arasında müthiş derecede kültürel özellikler, farklılıklar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla dış göçlerden aldığınız farklılıklar da çok Etkendir. normal olarak çok büyük etkenler söz konusu olabilir. Ama bir diğer etken de tabii ki ekonomik durum. Çok büyük bir etken olduğu düşüncesindeyiz. Anne babanın eğitim durumu, özellikle ilkokul mezunu olan anne babaların çocuklarının suç işlem oranının yüksek olduğu ve tabii ki ekonomik boyutunun, ekonomik durumlarının düşük olduğu. Hani bunların hepsini tek tek değerlendirmek doğru olmaz. Yani hani şey diyemeyiz, işte anne lise eğitimini işte tamamlamamış, ilkokulunu tamamlamış, ilk öğrenimi tamamlamış bir ailenin çocuğu suç işlemeye yatkındır kesinlikle Tabii. diyemeyiz. Böyle bir genelleme yapmak mümkün değildir. Veya işte Mausa bölgesinde veya işte dış göçlerden gelen, dış kentlerden gelen göçlerde suç yerleşen insanların suç işleme oranları çok yüksektir diye bir Tabii. söylemde bulunmak çok doğru değil, hiç Hani doğru tek tek değil. bir sonuca Bunların, bu uğramak. sonuçların birleştirilmesi sonucunda, yani ekonomik durumlar, ailenin eğitimi, göçler gibi problemlerden kaynaklı ve belki biraz daha ekleyebileceğimiz problemlerin hepsinin birleşimiyle suç oranının yüksek derecede olduğunu gözlemledik biz bu bölgelerde. Hani Peki suç işlenen suçlara bakıldığında hangi suç daha yaygındır çocuklar arasında? Maalesef hırsızlık. Hırsızlık. Bunun nedenini de ekonomik nedenlerden kaynaklı olduğu yönünde bir çalışmamız ortaya çıktı. Çalışmamızda sonuçlar, bulgularımız bu yönde oldu. Hani neden hırsızlık? Belki biraz önce bahsettiğimiz gibi hırsızlığın anlamını çok fazla çocuklarımızın bilmediğinden kaynaklı, öğretmediğimizden kaynaklı olabilir. Tabii ki ekonomik boyuttan kaynaklı olabilir. Hani çocuğun bir şeyleri alma isteği, özellikle çocuklarda hani çok fazla şey moda olan oyuncaklar vardır veya işte yemişler vardır veya hani çok özel sunulan bir şeyler vardır ve ona ulaşamamanın verdiği bir biraz önce bahsettiğimiz ben duygusu, ben dürtüsüyle birlikte, içindeki o dürtüyle birlikte ona ulaşma isteğinden kaynaklı olduğu gözlemlenebilir. Ama yaptığımız çalışmada şöyle bir durum ortaya çıktı. 11-16 yaş grubuna sahip kişilerin hırsızlık oranlarının yüksek olduğu ortaya çıktı. Yani baktığınızda bir geçiş dönemi, ergenliğe geçiş dönemi. Tabii ki ergenlik dönemindeki bu geçiş döneminden kaynaklı bir problem de olduğunu, yani suç işleme oranı etken olduğunu, suç işlemeye etken olduğunu da söylemek mümkün olabilir. Ergenlik döneminin getirdiği Tabii bir takım ki, tabii ki, problemler. tabii ki biliyorsunuz çok yoğun bir dönem ergenlik dönemi. Çok büyük bir geçiş, birçok ailenin ve çocuğun müthiş derecede etki gördüğü bir dönem. Dolayısıyla hani bu dönemlerinde de hırsızlık oranının gözlemlenmesi oldukça büyük bir etken. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hani bizimle paylaştığınız çok değerli bilgiler aslında. Hani çok güzel bir çalışmanız var. Tebrik ederim bu açıdan da sizi. Teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz çocuklarımıza Hani ve ailelerimize? tabii ki bizim için kalıtsal özellikler veya çevresel faktörler, her şey çok önemli. Her yönden, her şekilde çocuğumuzu en iyi noktalarda yetiştirmek her anne babanın istediği bir durum. Arzu ettiği, en iyi yerlerde olmasını arzu ettiği bir durum. Ama bunları yaparken hani her zaman ve çok içten bir şekilde inandığım bir nokta vardır, sevgi boyutu vardır.
Sevginin açamayacağı bir kapı, açamayacağı bir kilit olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla bu düzen, bu durum karşısında bizim çocuklarımızı anlamamız, onların duygularını kesinlikle anlayabilmek ve paylaşabilmenin çok büyük bir önem noktası oluşturduğu sözünü söylemek çok mümkün olabilmektedir. Yani biz çocuğumuzla veya hani çocuğumuz bir davranışı yaparken bunun nedenini bir kendimize ve çocuğumuza sormamız gerekiyor ki ondan sonra bunun eleştirisini veya değerlendirmesini yapabilelim. Daha bir etkin bir şekilde yola çıkabilelim. Bunu yaparken de sevgi dilini veya sevgi hiçbir zaman hayatımızdan eksik etmeden yola çıkmamız gerekiyor. Sevgimizi esirgemeden. Kesinlikle evet. Esirgemeden yola çıkmamız gerekiyor. Ben her zaman ilk başta sevgi derim. Başka bir şey demem. Çünkü hani çok kısa bir, belki çok zamanımız kalmadı ama küçük bir araştırma yapmışlar yurt dışında. İkiz aynı genlere sahip, genetik özelliklere sahip tek yumurta ikizlerini. Bir tanesini şehir hayatında yaşayan bir aileye, bir tanesi de ormandaki bir daha hayata doğal bir ortamda vermişler. Ve şehir hayatında yaşayan aile tamamıyla düşünsenize aynı genlere, aynı genetik özelliklere sahip, aynı kromozomları taşıyan kişinin çevresel faktörlerine göre yetiştirilmesi, iki farklı yerlerde yetiştirilmesi, farklı kişilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla tabii ki hayatımızda bizim genetik faktörlerimizin çok büyük etkenleri söz konusu olabiliyor. Bunu kesinlikle göz ardı etmiyorum zaten ama bizim daha sonra çocuğumuzun daha sonra koyduğumuz bu dünyaya, çevresindeki insanlara, gerek okul, gerek arkadaşları, gerekse en önemli etken olan aileleri, ki bunu her zaman diyorum, ne kadar iyi bir şekilde temeli iyi attığınız bir eve, ne kadar daha sonra üzerine yük bindirirseniz onun yıkılması çok zor olabiliyor. Çok iyi bir şekilde ayakta durabiliyor aslında. Aynı şekilde aile de temeli ne kadar iyi atarsa, sevgiyle birlikte atarsa o kadar iyi bireyler, o kadar sağlıklı bireyler yetiştirebileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla hani hayatlarından hiçbir zaman sevginin eksik olmamasını dilerim. Evet, çok güzel anlattınız. Size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim bana bu çalışmayı ve bu güzel sohbet ortamı sağladığınız için. Umarım ilerleyen haftalarda tekrar sizi stüdyolarımıza konuk ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet, geldik programımızın sonuna. Bu hafta sevgili uzman psikolojik danışman Anı Sayılır'la birlikteydik. Kendisiyle çocuk suçluluğu üzerine konuştuk. Gözümüzden sakındığımız çocuklarımızı konuştuk. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve umarım siz de bu güzel sohbetten kendinize büyük bir pay çıkarmışsınızdır. Çocuklarımızı yargılamadan önce dinlemeyi ve sevgimizle renklendirmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.